Merhaba arkadaşlar, 7/24 YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Gönül Kahvesi Berlin Şubesi'nin sahibi Cüneyt Can Yıldız'la röportaj gerçekleştireceğiz. Bakalım Cüneyt Can Yıldız bize neler anlatacak. Haydi girelim. Evet arkadaşlar, Cüneyt Can Yıldız'ın yanındayız. Biz Cüneyt abiyle yaklaşık 16 yıldır tanışıyoruz. Bakalım bize neler anlatacak. Öncelikle abi, seni tanıyabilir miyiz? Teşekkür ederim. Öncelikle ben hoş geldiniz diyorum. Şenlendirdiniz mekanımızı. Sağ olun. Ben 1975 Kahramanmaraş doğumluyum. 4 çocuklu bir ailenin ortanca oğlu olarak 2004 yılının başında Almanya'ya geldim. Sizin de tabinizle İtalya damat olarak Almanya'ya geldim 2004 yılında. Şu an 3 çocuğum var. Hayat devam ediyor bu şekilde işte. Almanya'ya geldiğinde abi ne tür zorluklar yaşadın? İlk yaşadığın sıkıntı neydi? Ya o zamanlar şöyle söyleyeyim. En büyük sıkıntı dildi. Dil yok, diş yok. Yani bir yere gidemiyorsun. Hep birilerine bağımlısın. Ben dedim öncelikle bir dili halletmem lazım bir şekilde. Sonra iş yok. Ben Türkiye'de muhasebeciydim. Buraya geldim. Dönerci olarak başladım. Yani baktım en geçerli meslek dönercilik burada. Yani Türkiye'den gelen direkt aynen, dönerci. Aynen. Onu da yaptık. Yani dediğim gibi en büyük sorun dil sorunuydu burada. Yani onu söyleyebilirim. Peki abi, Gönül Kahvesi ile ne zamandan beri hizmetlerini yapıyorsun? Biz ofisyel olarak Gönül Kahvesi ile 2019'un Ocak ayında başladık. Yani burası ofisyel olarak Ocak ayında başladı ama bunun bir tabii ki altyapısı vardı. Bir 2-2,5 sene gibi bir altyapısı. İşte dükkan arama, fizibilite raporları, işte müşteri profili gibi şeyleri bayağı bir araştırdık. 2-2,5 sene üstünde çalıştık ama dediğim gibi ofisyel olarak 2019 Ocak'ta başladık. Öyle söyleyeyim. Peki Türkiye'de tanınmış markaların bayiliğini almak kolay mı? Türkiye'de tanınmış markaların bayiliğini almak ya şöyle söyleyeyim, ne zor ne kolay. Sonuç olarak bayilik almak tabii ki biraz kolay. Türkiye'den şöyle görüyorlar olayı. Paranız varsa bir şekilde bayiliği alabiliyorsunuz. Gücünüz varsa. Para eşittir güç bu devirde, biliyorsun. Ama o bayiliği aldıktan sonra burada o bayiliği yürütmek daha zor bence. Yani o pazarı yakalamak, o pastadan pay almak biraz daha zor tabii ki. Türk markası olarak onu söyleyeyim. Peki siz bayiliği aldıktan sonra yeterince destek gördünüz mü ana merkezden? Şimdi çok yeterince destek gördük desem yalan olur. Çünkü biz neredeyse kendi tırnaklarımızı kazıyarak bu hale geldik yani. O yüzden ilk başta açtığımızda şimdiki halimiz çok farklı gerçekten. Tabii ki buna biz kattık bazı şeyleri. Çok destek gördüğüm söylenemez yani. Şimdi abi, benim gözlemlediğim, buraya Türkiye'nin birçok markası getiriliyor. Hı-hı. Evet. Hani bizim Türkiye'ye gidip de gıptayla gittiğimiz yerler var. Evet. Almanya'ya gelse de biz de gitsek diyoruz ama bir aması var. Şöyle bir aması evet. var. Şimdi burada radyomuz var, televizyonumuz var, dergimiz var, gazetemiz var. Evet. Buradaki Türklere değer verilmiyor gibi geldi bana. Şimdi Berlin'deyiz. 250 bin, 300 bine yakın Türk var. Almanya geneline baktığımız zaman 3 milyona yakın Türk var. Evet. Ama buradaki Türklere değer verilmediğini düşünüyorum. Bilmiyorum, sen nasıl düşünüyorsun? Ya onu şöyle düşünüyorum. Ben değer verilmiyor derken oradaki Türkiye'nin de yaşayanların buradaki yaşayanlara bakış açısı gerçekten çok farklı. Yani çoğu insan, Türkiye'deki insanların buraya bakış açısı oradaki ya bir euro işareti olarak bakıyor insanlar buradakilere. Ama halbuki buradaki hiçbir zorluğu görmüyorlar. En iyi bunu ben kendimden biliyorum. Yani çok çok zorluk çektim burada. O yüzden Türkiye'deki sizi euro olarak görüyor yani. Öyle söyleyeyim. Ya şimdi reklam konusuna franchise'lere aynen görüştük. Franchise'le reklam konusuna şöyle geleyim. Franchise sözleşmelerinde şartlar çok ağır gerçekten. Bir kere reklam havuzu var, kendilerinin oluşturduğu, genel merkezin oluşturduğu bir reklam havuzu var. Bütün bayilerden belli yüzdeler kesilir. O yüzdeler reklam havuzunda birikir ve marka kendi reklamını yapar. Hiçbir şubenin reklamını yapmaz.
Evet. O yüzden biz bayağı bir muzdarip olduk burada. Yani bayağı bir sıkıntı çektik. İşte ilk başta radyoya reklam veremedik, sizlere reklam veremedik. Hep yaptıysak da kendi cebimizden kullandık bu şeyleri. Ama bu devirde tabii reklam prosentlerini karşıya ödedik. Yani bayağı bir zorluk çektik reklam konusunda. Ama yavaş yavaş o sıkıntıları birazcık aştık. Ama ilk başta gerçekten çok zordu. Yani bizim için çok zordu. Öyle söyleyeyim. Kime gittiysek Türkiye ile görüşmeniz lazım diyorlar. Biz evet. aradığımız zaman da kimseye ulaşamıyoruz. O departmandı, şu departmandı, marketing bölümüydü derken bu işleri biliyorsun artık yani. Bayiliği açan kişi de zor durumda kalıyor. Zor durumda kalıyor. Sonuçta o bayiliği açan kişi kendi imkanları dahilinde vermek zorunda kalıyor. Öyle söyleyeyim. Çünkü o sözleşmeyi imza atmışsınız. Belli yüzdeyi medya olarak ve Arge olsun, royalty olsun hep bunları ödemek zorundasınız. Evet. Yani o yüzden... En son bayi kendi çabasıyla reklam vermek zorunda kalıyor burada. Aynen. Ya o reklam konusunda çok büyük sıkıntı franchise'larda. Evet. Ya o yüzden franchise alacak arkadaşlara tavsiyem bu işi gerçekten en başta çözmek. Yani reklam işini sözleşmeye imza atmadan çözmesi lazım. Yani o yoksa yüzden evet. büyük bir sıkıntı oluyor. Ya bence. Sırf reklamda da sıkıntı yok. Mesela ürün gamında da sıkıntı. Onu soracaktım. Yani ürünlerde mesela Türkiye'deki tüketiciyle buradaki tüketici profili gerçekten çok farklı. Yani Türkiye'de koşan bir ürün burada hiç satmıyor mesela. Gerçekten onları çok iyi araştırması lazım. Buraya göre ürün ürettirmesi lazım. Onun da altyapısını iyi oluşturması lazım. Arkadaşlara tavsiyem o olur yani. Franchise alırken gerçekten ürün gamına çok dikkat etsin. Buradaki pazarı yakalayacak ürünlere yönelsin de. Sen o sıkıntıyı açtın mı abi ürün konusunda? Biz ilk başta tabii şöyle sıkıntı yaşadık. İlk başta biz her şeyi aldık. Yani Gönül Kahvesi'nde ne varsa ürün olarak bütün hepsini sipariş verdik. Ve burada yavaş yavaş eleyerek ve buradan da bazı ürünler katarak, Türkiye'den getirtiremediğimiz burada çok koşan ürünler katarak o şekilde devam ettik. Yani ürün olayını öyle çözdük, öyle söyleyeyim yani. Peki müşteri potansiyelin nasıl abi burada? Müşteri potansiyelin burada, sizin de bildiğiniz gibi biz Kreuzberg'deyiz. Tam böyle Türklerin bol olduğu bir yerdeyiz. %60 Türk müşterim benim genelde zaten. Ama burada bir multikulti bir ortam da var. Yani turistik ortam da var gerçekten. O yüzden %40'lık bir yabancı müşteri potansiyelim de var yani. Ama dediğim gibi genelde müşteri kesimim Türk yani. Öyle söyleyeyim. Türk müşterine hitap ediyoruz. İstediğin seviyeye gelebildin mi abi? Yani düşündüğün oldu mu bu işe başlamadan önce? Ya şöyle söyleyeyim yine çok da düşündüğüm yerde değilim henüz. Çünkü biz daha bir senelik, çok yeni bir firmayız. Çok yeni bir, her şey daha oluşum aşamasında. Ve tam bu oluşum aşamasında biliyorsun bu korona çıktı. Yani bazı şeyleri tam yoluna koyduk dedik. Korona çıktı. Yani şu anda dediğim gibi çok istediğim yerde değilim. Ama onun için mücadele edeceğiz tabii ki. Korona demişken abi, korona daha çok gastronomileri vurdu. Evet. Siz de aynı şekilde. Aynen. Uzun süredir kapalı kaldınız. 2 ay. Evet, 2 ay kapalı. Kapalı kaldınız. Hı-hı. Bunun ne gibi etkileri oldu? Zararı ne oldu size? Ya biz dükkanımızı 2 ay kapattık. Yalnız Tugo olarak çalışabilirdik ama bizim müşteri mekanda gördüğünüz gibi genelde oturan müşteri. Yani gelip buraya 5 ada kahvesini alıp gidecek müşteri potansiyelimiz yok bizim. Gelecek burada sohbetini edecek, ortamda işte konuşacak, atmosfer güzel. Yani tam zaten aile ortamını yakaladık burada. Ama bu koronadan dolayı mecburen o tür müşteriye yani Tugo müşterisine hitap etmediğimiz için kapattık. Kapattığımız için büyük sıkıntılar yaşadık açık söyleyeyim. Kira sıkıntısı, bazı fix giderlerimiz de yüksek bizim. Çoğu gastronomide olduğu gibi kiralar biliyorsunuz Berlin'de yani aldı başını gidiyor. Önünü tutan da yok. Tamam devlet de belli destekler verdi. Ama şunu da söyleyeyim devlet demişken Almanya yani ben çok şaşırdım bu devlet desteklerinde. Çok büyük giderleri olana da aynıyı verdiler. Hiçbir gideri olmayan, kirası bile olmayan, işçisi bile olmayan insanlara aynı benimle aynı parayı aldı. Yani Almanya gibi bir hükümetin gerçekten böyle bir şey yapacağını ben aklım şaştı yani. Bir dengesizlik oldu yani. Çok büyük dengesizlik oldu. Benim verdiğim vergiye bakarak aldığım para devede kulak öyle söyleyeyim yani. Ama başka biri hiçbir vergi ödemiyor. Sadece mesela atıyorum ev tutabilmek için geberbaşmış, başmış benimle aynı parayı alıyor. Yani bunu siz kıyaslayın. Çok çok bir tanıdığıma denk geldim. Evet. O da büyük bir
şirkete sahip. Hı hı. Ben daha yardım alamadım dedi. Çünkü son 3 yıllık bilançoyu istediler benden. Buyur işte yani. Yani ama ya, senin dediğin gibi hiç iş yeri olmayıp da evet, öylesine geberdi açmış olana. Evet evet. Büyük şekilde sıkıntılar. Biz hatta biraz kredi falan kullanalım dedik. Bu sefer de startuplara baktılar. Biz bir senelik bir GmbH'yiz. Evet. Onda da öyle bir şey çıktı karşımıza. Zaten verdikleri para bizim bir aylık fix giderimiz bile değil. Biz 2 ay kapattık. 2 ay kapatmaktan ziyade açsak bile dükkanı henüz daha işlerin rayına oturması en az bir 5-6 ay sürecek. İnsanlar maskeyle geliyor buraya. Maskeyle oturuyorlar. Yani gastronomi çok büyük sıkıntıda, onu söyleyeyim yani. Gastronom olarak büyük de sıkıntı çekeceğiz böyle giderse. Çünkü insanlar o korona psikolojisinden kurtulması biraz sürecek gibi. Sen ne düşünüyorsun abi korona hakkında? Ya şey demeyeceğim, bir senaryo falan demeyeceğim. Var, illaki bir şeyler var ama Berlin'de vaka sayısı 6000 küsürlerde. Ölü sayısı 160-170'lerde. Bu kadar abartmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Yani insanları bu kadar evlere sokup da kitleyip de yani o bunun önünü bu şekilde tamam iyi yaptı, güzel yaptı da çok abartıldı geliyor bana. Yani gerçekten biraz abartıldı. Yani korona olabilir tamam. Sonuçta binlerce kişi ölüyor. Yani 3 aylık korona başlangıcında 55 bin kişi sırf gripten öldü. Ama hiçbir knaype, hiçbir kafe, hiçbir restoran kapatmıyorlar. Yani korona biraz abartıldı gibi geliyor. Biraz da politik ve siyasi işler de var bu işin içinde. Yani oyun büyük derler. Oyun büyük, oyun büyük yani. Biraz bizi aşıyor, öyle söyleyeyim. Şimdi abi yeriniz, şahsi görüşüm, onu da söyleyeyim de. Yeriniz, büyük bir yeriniz var. Evet. Kaç kişilik burası? Terasla birlikte. İçerisi aşağı yukarı 120 kişi falan alıyor. Terasımızda bir 80 kişilik. Yalnız kullanamadığımız terasta inşaatlardan dolayı burada yol çalışmaları falan olacak. Bitmeyen yol çalışmaları diyelim. Bitmeyen, 2 seneden beri. Bu sene yine yazımızı öldürdüler maalesef. Yani bir 60 kişi ekstradan, yani 120, 150-160 kişilik de dışarıda yerimiz mevcut. Yani tam kapasite çalışabilirsek tabii. Sigara içme bölümü de var. Sigara içme bölümü de var. Yalnız şu anda koronadan dolayı bu Rauha gaz çeteleri izin vermediler biliyorsun. Nargile kafeler olsun, alkol satan yerler şu anda izinsiz. Biz de sigara yerimiz var ama sigara içtiremiyoruz müşterimize. Maalesef şimdi, kötü havalarda o da sıkıntı. İnsanlar geliyor, sigara içebilir miyiz? Yok, gidiyorlar. Yani. Şimdi biz girerken bize bir Türk kahvesi ikram ettin. Evet, gayet iddialıyız. Çok da güzeldi, iddialıyız. Yani. Çayınızı da içtik. Ne güzel. Şimdi afiyet önümüzde olsun. Bir de kuş burnu var. Aynen. O bizim gerçekten çok güzel, çok özel biyo getirenklerimiz, biyo içeceklerimiz. Yani şöyle atıyorum, kuşburnu nerede güzel? Mersin'de mi? Bu Mersin'den geliyor bu kuşburnu. Karadut. Maraş'ta mı güzel? Maraş'tan tarla kapatılıyor. Vişne. Ne bileyim, Kayısı. Kayseri'de mi güzel? Kayısı, Kayseri'den alınıyor. Yani öyle gerçekten birebir. Dalında neyse yalnız, içinde Kayısı, de o var. Kayısı Malatya abi. Pardon, Malatya, Kayseri. Doğru, haklısın. Yani dalında neyse içeceklerin içinde de o var. İçinde de içince de fark ediyorsunuz. Yok gibi. Gayet çok güzel. Evet. Sırf yani bunun için buraya gelirim yani. Bekleriz her zaman. Gel. Son olarak ne söylemek istersin abi? Son olarak şöyle söyleyeyim. Bu koronaydı, şuydu, buydu. İnsanları çok etkilemesini istemiyorum. Yani çok etkilemesin sizi. Normal hayatınıza devam edin. Öyle söyleyeyim. Yani normal hayat nasıl eskiden devamsa biliyorum hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ama en azından ona gayret edin. İnsanlar güzel yaşasın. Eskisi gibi hoş olsun. Barış olsun. Ne diyeyim ya, bu tür şeyler. Güzel dileklerimi söyleyeyim ben. Bekliyoruz misafirlerimizi. Buradayız. Evet arkadaşlar, çok güzel bir sohbet oldu. Cüneyt Can Yıldız'a teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Güzel sohbetlere devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere. Ama kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.